Akşam-ı Şerif, Medeniyetif, merhaba sevgili arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi sohbetimizi Besmele ile açıyoruz. Her seherde Besmele ile açılır dükkanımız. Hazreti Şeyh Şazili'dir, pirimiz, üstadımız. Bereket paramızı da açıyoruz ki soframız bereketli, muhabbetimiz bol olsun. Kahve sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün kültür nedir kavramını alacağız ele. Fakat her zaman olduğu gibi bu kültürün tarifini o Google amcaya baktığınızda binlerce yayın, onlarca açıklama görecek ve kafanız karışacak. Ama benim yaptığım sanat nedir, edebiyat nedir gibi söyleşilerde de belirttiğim gibi ben yine tek kelimeyle kültürü size açıklayacağım. Kültür nedir? Kültür sizsiniz. Evet, evet yanlış duymadınız. Kültür sizsiniz. Yani şu bu sohbeti dinlerken elinize tuttuğunuz çay veya ehli irfan şerbeti işte sizin kültürünüzün bir parçasıdır. Yani yüzyıllardır annenizin, babanızın, dedenizin, torununuzun yaşadığı yaşam kültürdür. Dolayısıyla da bu kültürün gelecek nesillere aktarılması son derece önemlidir. Bu söyleşiyi yapmamdaki neden aslında geçtiğimiz Ramazan ayında TRT1'de yayınlanan, TRT Müzik'te yayınlanan daha doğrusu bir dini program ama müzik ağırlıklı bir program. Maalesef şu anda ismini hatırlayamadım bir müzik doktoru profesör son derece güzel programlar yapmıştı. Ben bütün Ramazan boyunca TRT Müzik'te o hocamızı ve ağırladığı misafirleri izledim ve son derece de faydalandım. Eğitildim, öğrendim. Bu sohbet son derece faydalı ve güzeldi. Maalesef artık devlet televizyonu bile kültürümüzü neredeyse unuttu. Eski Ramazanlarda bildiğiniz gibi Sultanahmet'ten, Eyüp Sultan'dan canlı yayın, muhteşem Ramazan sohbetleri yapılırdı iftardan önce. Fakat bu pandemide şartlar daha müsait olmasına rağmen maalesef TRT bunu göz ardı etti. Yapmadı. TRT1'de Kur'an-ı Kerim yarışması oluyordu. Ve oradaki 4 tane hoca o Kur'an-ı Kerim okuyanları değerlendiriyordu. Bence belki karşı olanlarınız olabilir ama yani Kur'an-ı Kerim'i de yarışma olarak bir programda seyircilere aktarılması ve o 4 tane hocamızın uzun uzun diye sanki herkes hafızmış gibi Kur'an-ı Kerim'in nasıl okunması gerektiğini açıklaması doğrusu benim izleyemediğim bir programdı. Ama bu hocamızın yaptığı son derece güzel bir dini müzikti. Şimdi bize Cumhuriyet'te ile beraber dayatılan tasavvuf müziği değil, dini müzik. Tasavvuf müziği, tasavvuf müziği maalesef dini müzik teriminin kullanılmaması için üretilmiş yapay bir kavram. Bunu da sevgili Murat Bardakçı üstadımızın yazısından okudum. İnternette dini müzik, tasavvuf müziği yazarsanız Murat Bardakçı yazınıza gelir. Karşınıza gelir. Şimdi bu hocamız kapanış konuşmasında son derece vurucu bir cümleyle bitirdi programını. Benim de bu kültür nedir ele almama size hasbelkader biraz sohbet konusu yapmama neden oldu. Yani kültürümüze sahip çıkmak, kültürümüzü muhafaza etmek son derece önemli. Mesela benim bilmediğim bu hocamızın misafir ettiği bir adamcağız
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşıyormuş. Orada Taraklı'da maalesef şimdilerde unutulan ama Taraklı'da yüzyıllardır yaşayan ve yaşamakta olan ve son temsilcileri de ölmeden önce bu öğretiyi onlara aktaran bir kültürü muhafaza altına almışlar. Temcid duası yapılıyormuş ezandan evvel. Ezandan evvel temcid duası, yani Allah'a yapılan dua. Bırakın biz bu duayı, temcidi bile ben bilmiyordum daha doğrusu. Hatta daha da ileri gideceğim. İstanbul'da yaşadığım bu Teşvikiye Mahallesi'nde Cuma günleri selam verildiğini bile ben duymadım. Cami tam karşımdaydı benim, evimizin karşısında. Hatta kardeşlerimle zaman zaman tartışıyorduk. Ben İstanbul'un hiçbir semtinde duymadım Cuma gününü, Cuma'dan evvel selam verildiğini. Veya Anadolu'da duydum tabii, ölen birisinin adının selam verilip duyulduğunu. Yani kültür maalesef kaybolmakta. O hocamız şunu söyleyerek bitirdi: kültürümüze sahip çıkalım. Bu müzikleri yaşatalım. Dolayısıyla ut da bizim, kanun da bizim, efendim işte kabak kemane de bizim, temcid duası da bizim diye bir söylemle kültürümüze sahip çıkalım. Kültür kaybolmaz. Kültür kaybolmaz ama taşınır dedi. Beni bu son derece yaraladı ve anılarıma götürdü. Kültür kaybolmaz ama taşınır dedi ve beni anılarıma götürdü. Hakikaten bu kültür kaybolmuyor, taşınıyor. Neredeyse 30 sene önce tahmin ediyorum. Yine bir Türk-Yunan çatışması sıcağı sıcağına ülkede yaşanırken bir şehir romantiği olarak Last Minute, yani son dakika seyahat haberlerini izliyordum. Bu o sıcak çatışmanın içinde her an savaş patlayacak bir son dakika ilanı gördüm. Muhteşem bir gemi, geminin adını unutmuyorum, Stella Solaris. Stella Solaris Yunan adaları gezisi yapıyor ve son derece ucuz. Bu gemi seyahatlerini ve seyahatle ilgili olanları bilirler. Gemi programları 2 sene, 3 sene önceden yapılır ve hedef kitle seçilerek yapılır. Hedef kitle de Türkiye seçilmiş. Türkiye'den yolcular alınacak. Fakat bu savaş patlayınca, savaş değil de savaş çığırtkanlığı başlayınca gemi boş kalmış. Son dakika bir fiyat ayarlaması yapmışlar. Tabii biz bunu görünce hemen üzerine atladık. Bütün eşimizin, dostumuzun ikazlara rağmen onlara kulak arkası ettik. Çarşı, korkuya da karşı bize dedik hiçbir şey olmaz. Beşiktaşlıyız ve o gemiye bindik, Stella Solaris. Bunun kültürle ne alakası var diyeceksiniz. Aslında seyahat de bir kültürdür de ama taşınan bir kültüre örnek olarak bunu söylüyorum. Orada seyahatimizde, daha sonra da Atina'da Paşa Limanı'nda, Atina'nın o muhteşem Osmanlı adının hala muhafaza edildiği Paşa Limanı'nda söylediğimizde bir garsona Türk kahvesi dedik. O dedi Grek kahvesi. Biz Türk kahvesi diyoruz, o Grek kahvesi. Sonunda anlaştık, en iyisi kahve olsun dedik, şakayla karışık. Ve bize kahve geldi. Dikkat edin, 30 yıl önce diyordum, artık Türk kahvesi Türkiye'mizden kaybolmuş. Özellikle Nescafe Türk kahvesinin yerini almış bir durumdaydı. Ben bile unutmuştum. Hatta itiraf edeyim, hatırlamıyorum bile gittiğim yerlerde o şekilde bir uygulama olduğunu. Türk kahvesi söyledik ve bize Türk kahvesi bizim unuttuğumuz kültürün uygulanmasıyla geldi. Yani yanında duble fıstıklı lokum, su, çiçek ve muhteşem okkalı bir Türk kahvesi. Ben o güne kadar İstanbul'da hasbelkader hayatım restoran kafelerde geçmiş olmasına rağmen
bu unutulan kültürü orada yaşadığımı öğrendim tekrar. Ve İstanbul'a gelir gelmez de o yıllarda yeni kurulmaya başlayan bu Beltur, belediyenin Beltur tesislerinde de bunu uygulatmaya çalıştım. Hatta genel müdüre kadar çıkarak bizzat şifayen görüşerek Yunanlılar bu kültürü yaşatıyorlar. Biz kültürümüze yabancı kalıyoruz. Lütfen siz de servisinizde Türk kahvesinin yanında duble fıstıklı Hacı Bekir lokumunu eksik etmeyeceksin dedim. Uzun uğraşlardan sonunda bunu uygulamaya kondum. Şu anda Beltur kafelerinde eğer bir Türk kahvesi içiyorsanız oradaki lokumu sevgili kardeşiniz bu şehir romantiği ben koydurttum. Taşınan kültür son derece içimizi acıtır. Söz gelim yine Hollanda'da Türkiye'den giden laleler işte taşınan kültüre bir örnek. Hem de son derece içimizi acıtan bir örnek. Hollanda laleden milyarlarca euro para kazandığı halde biz sadece Amerika'da 2-3 tane çulsuz turiste yeni hatta onlara bırakın bizlere bile yeni laleyi tanıtmaya başladık. Taşınan kültüre örnek olarak yine hepinizin bildiği gibi o yurt dışındaki müzelerde maalesef bizim atalarımızın bazılarına onay vererek, izin vererek, yazılı izin vererek gönderdiği o olağanüstü kültür varlıkları şu anda British Museum'de veya aklıma gelmeyen diğer müzelerde gözyaşlarımı tutamayarak seyrettiğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla da kültürümüzü yer değiştirmemesi için, kültürümüzün taşınmaması için, kültürümüzü başka şehirlerde, başka ülkelerde görmemek için bu kültürümüzü yani yaşadığımız o yemek kültürünü, yeme içme kültürünü, eğlence kültürünü, dini kültürü yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Şu anda bildiğiniz gibi Bergama Tapınağı da Almanya'da, Berlin'de sergileniyor. Ve ne acıdır ki bizim bu sahip olamadığımız kültüre yabancılar bizden daha iyi biliyor. Londra'da Covent Garden'da gittiğimiz bir lokantada muhabbet ettiğimiz Perulu bir restoran sahibinden ben Kars'taki Ani harabelerini öğrenmiştim. Kars'taki Ani harabelerini Perulu adam benden daha iyi biliyor ve gitmiş görmüş ama ben maalesef çok istediğim halde bir türlü gidemedim. Hatta uçak bileti aldım ama kısmet olmadı, iptal oldu. Gidemedik. Dolayısıyla da kültürümüzü yaşatmak ve taşınmasını önlemek için sahip çıkacağız. Kahvemize sahip çıkacağız. Yemeğimize, içmemize sahip çıkacağız. Aynı musakka örneğinde olduğu gibi şu anda musakkayı da Yunanlılar sahiplenmiş durumda. Aynı şekilde dilimizi, İstanbul Türkçemizi de muhafaza etmek durumundayız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Oktay Sinanoğlu'nun dediği gibi dilde de kültürümüzü unutuyoruz. Bu kültür emperyalizmi yabancı düşmana gerek yok. İçimizdeki düşmanlar, yani bizler kendi dilimizi, kültürümüzü yok ediyoruz. Çocuğumuza diyoruz ki, hadi evladım bay bay. Bay bay yap, bay bay. Allah'a ısmarladık demiyoruz, dedirtmiyoruz. Bay bay. O zaman bizim hep dış güç demeye hakkımız yok. Dilde bütünlük, dilde yaşanmışlık ve İstanbul Türkçesini yaşatmak da
millet kimliğimizi kaybetmemek için son derece önemli. Yine bu Stella Solaris gemisinde karşılaştığımız ve son derece sıcak olarak, misafir olarak ağırlandığımız, o her şeye rağmen bize arkadaşlarımız, dostlarımızın gitme diye barbar bağırdığı gemide, biz bu İstanbul Türkçesi sayesinde kaptanın şeref masasında ağırlandık. Neden? Çünkü ikinci kaptan Heybeli Adada eğitim görmüş bir Rum asıllı Türk vatandaşıydı, göç etmiş. Dil, kültür eğer muhafaza etmezsek taşınır ve içimizde kaybolur gider, biz de özümüzü kaybederiz. Şimdi bir komik olayla da bu kültür nedir kavramını daha somut olarak nasıl bizlerin hançerlediğini size bir olayla da sunacağım. Bunu da İskender Paladın Benim Gibi Kahve Sohbetleri diye bir kitabı var. Orada okudum. Tüylerim diken diken oldu. Bizzat yaşanmış bir olay. Bir turist otobüsü Anadolu'yu gezdiriyor. İçinde rehberle beraber, şoförle beraber 40 kişi var. 38 tanesi yabancı turist, 2 tanesi şoför ve rehber Türk. Mola veriyorlar. Mola veriyorlar. Mola da rehber çay ocağına sesleniyor. Turistler için 38 tane Türk kahvesi, şoför ve rehber için 2 tane Nescafe. Geldiğimiz komik duruma bakar mısınız? Tabii ki hepinizin iyi bildiği gibi burada benim size kültür nedir diye öğretme yeteneğim ve kabiliyetim yok. Ama şuna dikkat çekmeniz için bu söyleşiyi yaptım. Kültürümüze sahip olmazsak kültür taşınır. Ve biz o taşınan kültürümüzü benim yaptığım gibi, yaşadığım gibi, o muhteşem Çinlileri, muhteşem Türk ve İslam eserlerini gözyaşlarımızı akıtarak izleriz. Allah bizleri o günlerden korusun. Kültürümüzü yaşamamız ve yaşatmamız dileğiyle. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.